Doğu'da yaşananlara ilişkin bildiri yayınlayan akademisyenlere Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da tepki gösterdi. Anadolu Ajansı editör masasına konuk olan Eroğlu, devlet besleyecek, sen arkadan hançerleyeceksin, gereği neyse yapılacak dedi. Vardır. Şimdi tabii bunlar içinde bakıyoruz, okutmanlar, yeni araştırma görevleri vesaire, yardımcı doçentler ve birkaç tane profesör var. Ama bunların sayısına baktığımız zaman Türkiye'deki bu şekildeki toplam akademisyen sayısına baktığımız zaman yani binde bir bile değildir sayı. Bunu dikkate almak lazım. Vatandaşlarımız akademisyen deyince bütün akademisyenler gibi düşünüyor. Yani akademisyenler böyle bir şeye, bizim Türkiye'deki akademisyenin %99'u böyle bir bildiriye imza atmaz. Çünkü bakın ben okuduğum zaman hayret ettim. Yani PKK böyle bildiri yaz desem bu kadar kendilerine uygun bir bildiri yazamaz yani bakın. Yani o derece hakikaten devletimizi karşısına alacak bir bildiri yani. Böyle bir şey olamaz, mümkün değil. Çünkü orada sanki masum PKK varmış, elinde silah yok, elinde çiçek var. Biz onlara silahla ateş ediyoruz. Ya görmüyorlar mı oradaki durumu? Oradaki bütün kanası ve Kalaşnikov gibi silahları, hatta bir takım tank savarları varıncaya kadar, her türlü el bombası, bombaya varıncaya kadar bunları görmüyor mu? Yaptıklarını görmüyor mu? Yani onları peki şehitlerimizin evlatları, yakınlarının yüreği sızlamayacak mı bildirden ötürü? Yani niçin biz oradan, niçin? Devletin özellikle orada vatandaşlarını korumasıyla ilgili bir operasyon yürütülüyor. Başka bir şey değil yani. Ve de silahlı kişiye hedef alınıyor. Oradaki masum vatandaşları korumak için büyük bir hassasiyet var. Dolayısıyla ben de zaten geçenlerde Düzce dedim, basın mensupları sordu. Bunları yazanları gerçekten lanetledim, ayıpladım. Çok yanlış bir hareket. Yani devlete de maaş alacaksın. Devlete karşı böyle bir ihanet içinde bulunacaksın. Bu kabul edilemez. Ama şunu da söyleyelim. Bir fikrini söylerse söyler, o ayrı bir şey. Ama bu fikir değil. Yani oradaki güvenlik güçlerinin moralini bozmaktır yani. Devleti hedef almak, dışarıya karşı devleti adeta bir noktada yanlış bir şekilde ispiyonlamaktır. Başka bir şey değildir. Bunu kabul edilemez. Zaten biliyorsunuz Amerika'da da...